Evet, öncelikle bizler şehrimizden, Bilecik'imizden bahsederken şu şekilde sözle başlıyoruz. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun şehri, şehre valinin diyarı, Ertuğrul Sancı'yı Bilecik olarak ifade ediyoruz. Sizler de Bilecik'imize, şehrimize, Yaşayan Şehir Müzemize tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Alanımız Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. Müzemiz 2017 yılında faaliyete geçirilen bir müze. 2 kat 4 ana bölümden oluşmakta. Sağ tarafta Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Ertuğrul Gazi Bey'in 400 kıl çadırıyla Söğüt'e gelişi ve Osmanlı Devleti'nin temellerini atmasını işlediğimiz kuruluş odamız yer almakta. Yine sol tarafımızda Milli Mücadele odamız yer almakta. Bilecik'te geçmiş olan Milli Mücadele yıllarını, 1. İnönü, 2. İnönü Muharebesi'ni ve Metristepe Zaferi'nden bahsettik. Üst katlarımızda Bilecik'in gelenek ve görenekleri, sosyal yaşamı, zanaatları, esnaf odalarının canlandırmaları bulunmakta. Müzemizin gezili ve ücretsiz, istediğiniz yerde fotoğraf çekinip paylaşabiliyorsunuz. Tek ricamız görmüş olduğunuz dubalardan ileriye uzanmak, mankenlere dokunmak yasak. Bunu bilgi olarak vermiş olalım. Ama içerisine girebileceğiniz güzel alanlarımız da var. Arkanızda bulunan Küçükkaya Ovası'na ayakkabılarınızla girebilir. İçerisinde hatıra fotoğrafı çekinebilirsiniz. Yine içerisine girebileceğiniz Bozacı ve Şıracı alanımız var. Şehri Bilecik alanının içerisine girerek o alanın içerisinde de 3 boyutlu alanda hatıra fotoğrafları çekinebiliyorsunuz. İsterseniz alışveriş yapabileceğiniz reyonumuz bulunmakta. Şehir dükkanımızda Bilecik'in mermeri, seramiği, çömlek ürünlerini satın alabilirsiniz ve dokuma bezlerimiz yine orada bulunuyor. Erkekler Ertuğrul Gazi kıyafetiyle, bayanlar Halime Hatun Haymana kıyafetini giydikten sonra yöresel bir şekilde fotoğrafta çekinebiliyorlar o alanda. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Geçineceklerim. Evet, Yaşayan Müze Bilecik Müzesi'ne geldik şu an. Evet, Kaya Obası'nın çadırı. Evet, müze hakkında gerekli bilgileri bize Elif Hanım verecek. Elif Hanım, sizdeyiz. Vallahi müzeye ben de ilk defa geliyorum ama çok güzel, yani tarihi anlatan bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Tabii ve şu an bulunduğumuz yer neresi? Bulunduğumuz yer Ertuğrul ismini anlatıyor. Geliyorum bir saniye. Kayıttayız. Evet, talebeleri de dinledik. Evet, her türlü sorularınızı Yaşayan Müze dinledik. Evet, bu tarafta Kurtuluş Savaşı döneminde Bilecik'te olan olaylar, durumlar, onları şu an anlatıyor. 1. İnönü Muharebesi, işgal yılları, o dönemdeki Bilecik'te yaşanan hikayeler, konular şu an burada. Hepsi resmedilmiş. Yine işgal yıllarına ait bir görüntü. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal oluyor ya da ne güneşe batıyor. Uzun ömrünün ayakkabısı. Bu herhalde bir 60 numara var herhalde. Evet, 2. katta telefonlar, eski zamanında kullanılan telefonlar, radyo. Vay be. Gaz lambaları. Aydınlatmalar. Gaz lambası? Evet. Sisli. Zamanın gaz lambaları. Bez bebekler. Bunlar ki? Ne bilmiyormuş? Bayağı da büyükmüş. Zanaatlar. Evet. Buraya kimse gelmedi. Biz girdik ilk. O zamanın hamamı, günümüzde de şu an aynısı var. Burası demirci dükkanı. Gördüğünüz üzere. Burası ayakkabıcı. Terzimiz. Başkanım, senin ayakkabıyı verelim buraya. Bence de hazır yanıyor. Topuklarını. Burada dokumacı. Dokumacı, ipekçilik, ipek böceğinde örnekler burada, ipekçilik, çömlekçilik, ne güzel, yorgancılık, kuyudan su çeken kız. Evet, çekiyor gördüğünüz gibi. Kuyudan su çekiyor. Ama kuyu kurumuş. Kuyuda su yok. Evet, müze gezimiz devam ediyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Sosyal yaşam. Evet, burada buğday, buğdayla uğraşan bir köylümüz. Burası köy kahvesi oluyor. Misafir odası. Misafir odası olabilir, evet. Mantıklı. Aa, gelin odası. Gelin, damat. Evet, benim böyle bir damatlığım hiç olmadı. Kına gecesi. Evet, yatak. Tele bak, bu manzarayı sen de göresin bir gün. Ne zaman gördün? Baksana, baksana. Benim de öyle kemerim vardı. Annem biliyormuş işi. Bak. Benim kemerimin değişi. Evet. Gördün mü? Hala benim kemerim. Burası benim kemerim böyleydi benim. Gelin odasıymış. Ha? Kına burası gecesi. Kına gecesi. Annem biliyormuş işi ya. Taza eskilerden baksana. Kına gecesinin olduğu bir oda. Benimki de. Evet, bu oda öyle kemerli. Mutfak kısmı. Evet. Teyzemiz gözleme yapıyor galiba. Aa, yemek gerçekten pişiyormuş. Afiyet olsun. Özgür, bu ben, bu sen. Vay be. Yaşlanmışım. Saçlar gitmiş. Zaten hastaçım vardı. Evet, burası da avlu. Avlu. Ha, salçayla şey yapıyor. Şöyle. Ne güzel benziyor. Evet, salça yapıyorlar. Kolay gelsin teyze. Oradan sağ ol diyor muyuz bir de? Evet. Sinevizyon salonu. Burası şu an kullanılmıyor. Çok amaçlı salon. Şehir belli. Etki burada son buluyor. Kırımız yukarı doğru geliyor. Evet, Yaşayan Şehir Bilecik Şehir Müzesi'ni gezdik arkadaşlar. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Yolunuz bu tarafa düşerse muhakkak bu müzeyi gezin.